Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bu hafta deniz yolu taşımacılığı ile ilgili konuşacağız. Deniz yolu taşımacılığındaki tek kıymetli belge olan konşimentoyu ele alacağız. Konşimento ile ilgili ciddi çalışmalara imza atan bir uzmanı, bir eğitmen ve danışmanı ağırlıyoruz bugün. Hem yaptığı çalışmaları ele alacağız, hem de konşimento ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir ve bunları nasıl düzeltiriz, hataları nasıl en aza indiririz? Bütün bu konuları Ahmet Aytoğan'la konuşacağız. Ahmet Bey, programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk Ayşe Bey. Ahmet Bey, öncelikle izleyicilerimizin de sizi biraz daha yakından tanıyabilmesi için bize biraz kendinizden bahseder misiniz ve sizin lojistikle yollarınız nasıl kesişti? Evet, ben 1963 Sivas doğumluyum. Ben 3 yaşımdayken ailem İstanbul'a göç etmiş. Askerden sonra 1985 yılında MEPTAŞ Manisalı Evrensel Pazarlama Dış Ticaret Anonim Şirketi, o zamanki danışman şirketlerdendi. Orada tanıştım lojistik ve dış ticaretle. Daha sonrasında Arkas'la asıl benim yönümü tayin eden, bugüne gelmemi sağlayan Arkas denizcilikle buluşmamdır. Orası adeta bir akademiydi. Orada denizcilik nedir, konteyner nedir, konteyner taşımacılığı nedir, konişmento nedir, kanun dilinde konişmento deniyor. Konişmento nedir ve serüvenim orada başladı. Bugün aslında bizim temel konumuz konşimento ama konşimento bildiğimiz gibi deniz yolu taşımacılığındaki tek kıymetli belge. Onunla ilgili çalışmalarınıza değineceğiz. Ama tabii bu aynı zamanda terimsel bir, yani terimden bahsediyoruz konşimento evet. derken. Önce hani konşimento ile ilgili genel bir bilgilendirme alsak sizden. Tabii ki. Ki neden bu kadar önemliyi anlarız böylece ve neden siz böyle çalışmalara yönlendiniz? Çünkü bugün bahsedeceğiz, siz bununla ilgili bir müze kurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Aslında bir kere kurdunuz, bir kere daha yeni bir müze daha kurmaya çalışıyorsunuz. Çalışmalarınız çok kıymetli. O yüzden önce bir genel bilgilendirme alalım, daha sonra da sizin çalışmalarınıza geçelim Tabii. istiyorum. İzninizle bir düzeltme yapayım. Bir sergiler açtım. Şimdi yeni bir müze, dünyadaki ilk müzeyi açacağım. Ona döneriz. Şimdi konşimento, ben Arkas'ta çalışırken bulunduğum departman ve pozisyonum bana şunu gösterdi. Bu çok önemli bir belge. Gerçekten de denize özgülenmiş. Zaten hani piyasada bazı yerlerde görüyorum veya okuyorum, işte havayolu konşimentosu, katiyen konşimento denize özgülenmiş bir belgedir. Sorunların büyük çoğunluğu, döküman sorunlarının, rezerv sorunlarının büyük çoğunluğu konşimentodan kaynaklanıyor. %75 diyebiliriz bunu. Bu benim dikkatimi çekince daha da ya ben bu işi, belgeyi öğrenmeliyim dedim. Tabii Arkas gibi size cesaret ve ilham kaynağı olan bir şirkette çalıştığınızda ve size istediğiniz her desteği gerçekten samimiyetle sizde o cevheri gördüğünde veren bir kurumda olduğunuzda gelişmek zorundasınız, gelişirsiniz. Gelişmiyorsanız sizde bir gariplik vardır. Ve konşimento anladım ki çok önemli. Bunun acaba koleksiyonu yapılabilir mi? Ben çünkü bit pazarları müdavimiyim. Hem eski belge hem de eski objeleri topluyorum. Bunun yanında gemi eskileri konusunda hiç de mütevazı olmayacağım bir koleksiyonum da var. Evet, koleksiyonuna başladım. Çok zor oldu. Hatta dalga geçildiği de oldu. Konşo Ahmet falan gibi şey yaptılar. Ama ben ısrarla, heyecanla devam ettim. Belki görsellerde çıkacaktır. Dün akşam örneğin bana Filistin konşimentosu geldi 1936 yılı. Ve bunları biriktirdikçe bilgilenmek gerektiği, derinleşmek gerektiği, tarihçesine indiğinizde ta M.Ö. 5. yüzyıla götürüp Rodos yasalarıyla, Roma hukukuyla ve bir sürü milletler arası sözleşmeler, konvansiyonlar, yerel kanunlar müthiş bir serüven ve bugüne kadar geldim. Konşimento koleksiyonum 1680 yılına dayanıyor. En eskisi çok manidar, ilginç bir tarih. 1681'de hemen Fransa'da 14. Louis zamanında Ordinance de la Marine diye deniz ve konşimentoyu konu alan kanun çıkıyor. Orada diyorlar ki 3 orijinal olacak konşimento. Serüven çok güzel. Hı hı.
Şu ana kadar aslında siz yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsettiniz. Ben de biraz bu çalışmalara bugüne ve yarına taşıma çabanızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun tarihi perspektifini çok güzel anlattınız aslında. Evet. Ve bu sizin koleksiyonlarınızda yer alıyor. Ancak bu zaman çizelgesinde bir adım ileriye gidebilmek için gelecek nesile, yeni nesile bu bilgileri aktarabilmek için aslında bir müze kurma fikri çok orijinal bir fikir. Evet. Türkiye'de çok kolay da bir fikir değildir diye düşünüyorum. Çok, çok bana öyle geliyor. Zamanda biraz ileri gidelim. Yani sizin gelecekle ilgili planlarınız, vizyonunuz nasıl bir müze kurmaya çalışıyorsunuz? Nerede olacak? Burada neler olacak? Biraz da bunu açalım istiyorum. Evet, şimdi, zamanda biraz ileri gidelim. Eyvallah. Şeyde tarihte çok çok eskilere dayanan bir kıymetli evrak. Denize özgülenmiş şey. Kıymetli evraktan konuşuyoruz. Zaten Seaway Bill onun son yıllardaki alternatifini konuşacağız. Tarihe bakmazsanız zaten bu yönü kurgulayamazsınız. Günümüzde uzun yıllardır işte özellikle internetin 1990'larda yaygınlaşmaya başlamasının nedeniyle elektronik konşimento da konuşuluyor. Çok çok yakındır bu kağıt konşimento tarihe karışacak. Ve bende binlercesi var. Her ülkeden her dilden konşimentolar var. Ve ben şunu düşündüm. İlk 2014 yılında Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nde 4 günlük bir sergi açtım. Dünyadaki ilk konşimento sergisidir. Şimdi bu konşimento bu kadar önemine rağmen ülkemizde çok şey olmamış, hak ettiği yeri bulmamış. Örneğin benden başka bir koleksiyoner olmaması gibi bir talihsizlik yaşıyorum. Ben şunu düşündüm. Bunun şeyde olabilir mi, müzesi de olabilir mi? Bir metruk bir yerde, gecekonduların içinde bir bina, bir yer satın aldım ve onu gelecek seneye şey yapıyorum, hazırlıyorum bir müze olarak. Bu da dünyadaki ilk konşimento müzesi olacak. Ve de bendeki biriken konşimentoları kitaplaştırıp, tahminim 8 cilt tutacak bunlar. Dünyadaki ilk konşimento örnekleri kitabını ciltler halinde yayınlayacağım. Ve ilk kitabında da dünyadaki deniz taşımacılığı alanında otorite, yerli ve yabancı akademisyenler, üstadlar makaleleriyle yer alacaklar. Ben bundan çok heyecan duyuyorum. Benim zaten hayatımın hedefi, tabii neden gelecek yıl onu da söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'de düzenlenen, kabul edilen konvansiyonlar denizde çok çok fazladır diğer modlara göre. Ve Birleşmiş Milletler'de ilk kabul edilen denizle ilgili konvansiyon Brüksel Konvansiyonu'dur. Hague Rules diyorlar, 1924. Şimdi gelecek sene 2024, onun 100. yılı. 100. yılı olacak. Ve ben Türkiye'den bir Türkiye'li insan olarak ve hiç ummadıkları, yani Türkiye denizcilikle çok barışık falan değil, yani bunu biliyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili bir iç, harika iç denizimiz var ama örneğin dahili kabotajda bizim emtia taşımacılığında %10'dur bizim payımız. Dahili kabotajda dünyada emtia hareketliliğinde %90'dır denizin payı. Buna rağmen ben ülkemi büyük ihtimalle dünyada gelecek sene sergilerle de temsil edeceğim. İlk işte müzeyi açacağım ve ilk kitabı basmış olacağım. Kısmet bakalım, çok heyecanlanıyorum yani. Çok verdiğiniz emeğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki biz lojistiğin karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu bütün modlarla ilgili, depoculukla ilgili vesaire konuşuyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bir müze kurma fikri olan belirli spesifik bir alanda bu bilgiyi geleceğe aktarmak adına bu kadar çaba sarf eden benim şu ana kadar gördüğüm ilk örneksiniz. Bunu buradan söylemek istiyorum ve dediğim gibi bu emeğe, gelecek nesile bilgiyi aktarmak için verdiğiniz bu emeğe çok saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi anlattıklarınızı aslında şöyle yan yana koyduğumuzda şunu anlıyoruz. Ez cümle, konşimento çok önemli bir belgedir. Özellikle deniz yolu taşımacılığında, ki deniz yolu taşımacılığının biliyoruz hem hacim olarak hem paha olarak sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de çok büyük bir paya sahip olduğunu biliyoruz. O zaman Aslında konşimentoyu kullanırken minimum hatayla işlerimizi yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Hani böyle çok klişe bir söz olacak ama doğru bilinen yanlışlar. Evet. Yani konşimento kullanırken ithalatçımız, ihracatçımız neleri
yanlış yapıyor en fazla? Bu farkındalık da biraz artsın istiyorum çünkü. Evet, evet, tabii. Ve doğrusu ne? Örneğin orijinal sayısı, tam set konşimento kaç taneden oluşur? 3 tane diye en genel anlamda bilirler ve bu sanki yasal bir zorunluluk gibi, böyle bir şey yok. Ta Ordinance de la Marine kanunundan 1681'den gelir, bir gelenekselleşmiş, adet haline gelmiş bir şeydir. Halbuki 4 de olabilir, 5 de olabilir. Şimdi bunun için öncelikle söylüyorum. Çünkü bu bilgi bizi yanlışa götürüyor. Elinize aldığınız konşimentonun sayısına bakacaksınız. Bu zorunlu bir alandır. Kaç adet basılmış orijinal ve o kadarı elinizde olmak zorunda. Birincisi bu. Bu yanlış bilgi neye dayan, ne gibi risk getiriyor? Bir tanesi bile eksikse, biz sanıyoruz ki hepsi teslim edilirse emtia veya onu temsil eden ordino, yük teslim belgesi teslim edilir. Hayır. Yüzyıllardır bir tanesiyle teslim edilir. Mesela Türkiye'de ithalatçılar bundan dolayı çok oyalanıyorlar. İşte onu taşıyan, taşıyanın kendi belgesinde bile bir orijinal yeterlidir dediği halde 3 orijinal istiyor, 4 orijinal istiyor ve diğer orijinalleri bir araya getirene kadar demorajlar, ardiyeler, işte üretime veya piyasaya geç kalma gibi çok şeyler. Çok zor bir bilgi de değil aslında. Evet. Evet, ama biz ezberi söylüyor, seviyoruz. Hani Ahmet Arslan hocamız diyor ya, felsefeci Aristoteles demiş ki insan doğal olarak bilmek ister. Ahmet hocamız da diyormuş ki Türkler hariç. Çok manidar bir şey. Ezberi sadece görerek ve duyarak öğrenmeyi biz şey oluruz, adet haline getirmişiz. Halbuki çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Çok kıymetli meslek insanlarımız var. Yararlanmak, bunu bilmeyi, ihtiyaç haline getirmeyi bilmiyoruz biz. Yani ihracatta gelecek olursak, ithalat veya ihracatta konşimentonun mutlak olarak deniz taşımacılığı var diye düzenlenmesi gerekmiyor. Bunun alternatifi var. İşte deniz taşıma irsaliyesi veya seaway bill ya da diğer denizde taşıma senedi. Ona gelmiyorum ama şimdi tacirlerin şunu düşünmesi lazım. Ticaretleri güvendeyse, konşimentonun eşyanın mülkiyetini temsil ediyor olma, kıymetli evrak olma durumunu burada gözden geçirmesi lazım. Ben bu konşimentoya gerçekten ihtiyaç duyacak mıyım, duymayacak mıyım? Örneğin peşin mal bedeli aldıysam, yolda eşya devredilmeyecekse konşimento ayak bağıdır. Mal mukabili satıyorum, bu eşya yine karşı tarafta cirolanıp da konşimento kullanılarak başkasına devredilmeyecekse konşimentoya ihtiyaç yok. Anlatabildim mi? Bunun yerine deniz taşıma endüstrisi, CMI dediğimiz işte Uluslararası Ticaret Derneği odası kanalıyla başka bir ürün geliştirmiş. Ayak bağı oluyor size. Yani bu sadece gerekli durumlarda aslında gerekli bizim durumda, konşimentoyu kullanmamız gerekiyor. Eğer bunun üzerine çıkarsak o zaman gereksiz bir emek, gereksiz bir zaman harcamış da oluyoruz. Pranga oluyor. Kaybederseniz çok ciddi bir problem. Gecikirse ticaretiniz engellenir, eşyayı çekemezsiniz. Bir sürü demoraj ardiye gibi ekstra masraflar ödersiniz. Kaybolduğunda haklı olarak bu taşıma ve teslim borcu senedini düzenleyen taşıyan diyor ki benim taahhüdüm olan kıymetli evrağı kaybettin. Ben sana bir tane daha düzenleyeceksem bunun örneğin işte sif bedelinin %200'ü kadar, örneğin 24 ay vadeli birinci sınıf bir bankadan kesin teminat mektubu getirmek zorundasın diyor, haklı. İhtiyacımız olmadığı halde bunu kullanıyoruz. Ve de şu, yani dünyanın her yerinde bir orijinal yeterken biz geçmiş yüzyıllarda posta gemilerine birer birer verirlerdi. Hani biri gitmezse biri gitsin biz tek zarfa koyuyoruz maşallah, gönderiyoruz ve hepsi kayboluyor. Halbuki gerekli değil. Eğer işleminiz akreditifli ise, işte vesait mukabili ise doğrudur, hepsini verin. Orada da dikkat edilecek çok şey var ama yani biz bu işte dediğimiz yanlışlar nedeniyle ticaretimiz ciddi anlamda sekteye uğruyor. Özellikle ihracatta çok ciddi ülke ve şirketler gelir kaybına uğruyorlar.
O zaman aslında konşimantayı kullanacaksak doğru şekilde kullanmamız gerekiyor ki o ticaretin akışı süreklilik kazansın. Hem efektif olsun hem de sürekli olsun. Kesinlikle. Aslında konuşmanızda biraz giriş yaptınız ama onu biraz açalım istiyorum. Çünkü önemli bir konu, CVB'den bahsettiniz. Bunun muadili mi, konşimantoyla bağlantısı nedir? Onu biraz açalım çünkü hani nasıl kullanılıyor? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Evet, işte ticarete başladığınızda ihracat veya ithalatta karşılıklı anlaşacaksınız. İhtiyaç mıdır değil midir konşimento? Yüzyıllara dayanan bu güven duyulan, o da aslında uluslararası şeye açtığımızda perspektifimizi o kıymetli evrak olma ezberi sakıncalı buluyorum ben. O başka bir günün konusu. CMI dediğimiz örgüt bunu 1883'te Venedik'teki toplantısında tartışma konusu yapıyor. Ya diyor, bu konşimantonun alternatifini nasıl ki havada air vehicle dedikleri hava taşıma senedi, karada, trende, işte road vehicle, rail vehicle dedikleri şeyi alternatifini yaratalım. Çünkü ihtiyacı olmadığı halde kendi şirketine emtia gönderen bir şirketin malın, semeninin ödenmesi şüphesi yoksa konşimento kullanmasın. Bunun alternatifini öğretelim. 90 yılına kadar komite konuşuyor, tartışıyor ve tanıtıyorlar. Diyorlar ki bunun ismi denizde diğer taşıma senedi. Bizim Türk Ticaret Kanunu'nda da 1242. maddede yer alır. Ve bu adeta bir irsaliyedir. Yani bir yurt içi kargo şirketinin, herhangi bir kargo şirketinin, örneğin ben size bir kitap gönderiyorsam, verdiği makbuz kadar, alındığı makbuzu kadar kıymeti var. Yani eşyayı temsil etmez. Karşı tarafta konşimento gibi bir döküman talep edilmeksizin kimlikle eşya teslim ediliyor. Bunu sağlıyor bize. Tabii konşimentonun tanımına baktığımızda 1228. maddede bu var, Hamburg kurallarından gelmiş ve tanımlıyor çok Türk Ticaret Kanunu'nda. Ama piyasada veya ben tanımlayacak olursam üstadlarımız taşıyanın tek taraflı olarak düzenlediği taşıma ve teslim borcu senedidir. Şu algı çok tehlikeli. Her koşulda eşyayı temsil etmez konşimento. Yani Türkiye'deki hukuka baktığımızda bu tartışılmaz kıymetli evraktır. Yani konşimentolu bir taşıma varsa, Türkiye'ye geliyorsa 1230. maddenin ikinci fıkrasında der. Bir tanesi teslim edilmeli, meşru hamiline eşya teslim edilir. Ama dünyada sürprizler var. Konşimentonun düzenlenme biçimi, konşimentoya ihtiyacınız olduğu kanısına vardıysanız, bu bir ihtiyaçsa, ne tip bir konşimento düzenleneceği de en önemli kaygınızdır. Örneğin Amerika'da nama düzenlenmiş bir konşimento yok hükmündedir. Siz istediğiniz kadar elinizde burada tutun, malın bedelini beklerken bir bakacaksınız Amerika'da o mal çekilmiş bile. Hani konşimento eşyanın mülkiyetini temsil eden bir kıymetli emtia senediydi. Bu görecelilik mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Dış ticaret şirketlerimize mutlaka söylenmesi lazım, öğretilmesi lazım. Zaten benim de bir nebze çabam bu. Yani etki etmeye çalışıyorum, duyurmaya çalışıyorum. Şirketlere, bankalara, taşıyan şirketlere gidiyorum ve bunu destek vermeye çalışıyorum, bilgi desteği. Şirketlere bununla ilgili doğru bilginin iletilmesinin çok önemli olduğunu altını çiziyorsunuz. Bununla ilgili çalışıyorum diyorsunuz. O zaman aslında sizin bir eğitim ayağınız da var. Birazcık evet, da buradan bahsedelim istiyorum. Tabii biz deniz yolu taşımacılığından bahsediyoruz sizden bahsederken, konşimentodan bahsediyoruz. Evet. Hem Türkiye'deki lojistikle ilgili bu genel bir değerlendirmeniz ne olur onu sorayım. Hem de bununla ilgili özellikle sizin verdiğiniz eğitimlerden biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl eğitimler veriyorsunuz? Konşimento ile ilgili nasıl eğitimler veriyorsunuz? Eğitimden özellikle bahsedelim, bunu vurgulayalım istiyorum. Evet, bu eğitimi biz sevgili dostum Sayın Abdurrahman Özalp ile de yollarımızı birleştirip veriyoruz. Ya da ben kendi konularımla ilgili. Abdurrahman Hoca biliyorsunuz ICC'nin Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı'dır. Çok yakın dostumdur. Bir kere denizcilik, genel olarak denizcilikle ilgili ve özelde konteyner taşımacılığı ve bunlarla ilgili terimler, doğru bilinen yanlışlar, konşimento, konşimentonun fonksiyonları, CVB'in fonksiyonları
ve buradaki hak ve yükümlülükler gözden geçiriyoruz. Ve ben başlarken 25 tane soru soruyorum. Maalesef bugüne kadar en yüksek skor 3 doğru. Ama bu da bizim gerçeğimiz, yani ezberci bir toplum olmamızın bir gerçeğidir bu. 2 günlük ben temel eğitim veriyorum. 2 günlükte ihtiyaç olursa Abdurrahman Hocam akreditiflerle ilgili, yani genel olarak söyleyeyim, ödeme ve teslim yöntemleriyle ilgili ve de rezervlerle ilgili, bankadaki gelen rezervlerle ilgili eğitim veriyor. Bunlar çok faydalı oluyor. Ama tabii bizim çabamız çok sınırlı kalıyor. Buna aslında devletin, sivil toplum örgütlerinin topyekün bir bilgilenme şeyi yapması lazım, taarruzu yapması lazım. Çok çok acil, çok, yani gidiyorsunuz ofislerde örneğin dünyada standart olan, örneğin işte ICC'nin UCP600 dediği yeknesak akreditiflerle ilgili yeknesak kurallar kitabı ya da Uluslararası Bankacılık Standartları kitabı. Hepimizi ilgilendiriyor. Bankacılık dediğine bakmayın. Yok. Ya da onu da geçtim. Türk Şart Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun. Yok. Gençlere diyorum ki arkadaşlar, kendinize iyilik yapın, cep kitabı alın. Bunları okuyun diyorum. Şimdi son 2 dakikamıza girdik. Bir toparlamanızı rica ediyorum. Aslında İşte konşimentodan bahsettik, yaptığınız eğitimlerden bahsettik, müze kurma fikrinizden bahsettiniz. Ben bunları toparlayarak diyorum ki sizin bunları yaparkenki temel amaçlarınız nelerdir? Son 2 dakikamızda bir toparlayabilirsek, çünkü gençlerimize de iyi örnek olsun. Evet. Eğitim verdiğimiz firmalara, üniversitelerimize, akademiye 2 dakikada toparlarsanız son sözleriniz, tabii, vereceğiniz son mesaj ne olur? Tabii, vallahi yaşamın, uğraşının tek karşılığı para olmadığını düşünüyorum. Eğer amacınız oysa bir şekilde kazanırsınız bunu. Hiç şey değil. Ama yaşamanın bir anlamı olmalı, karşılığı olmalı. Bu dünyada tükettiğiniz kadar üretiyor olmanız lazım. Ya da bildiğiniz kadar daha fazlasını da öğretiyor olmanız lazım. Bilmek ve öğretmek çabası. Ben burada etki yapmaya çalışıyorum. Asıl tabii size şimdi paylaşacağım şey benim. Ben bir okur yazar olmayan rahmetli anne ve babanın çocuğuyum. 6 çocuktan bir tanesi. Ben bu kitapları yazarsam, müzeyi kurarsam onların adına, onların hatıralarına ithafen yapacağım. Bundan daha güzel bir amaç olamaz. Bir de benim tabii müzem, amacım şu, aynı zamanda bir deniz ticaret hukuku kütüphanesi olacak. Aynı zamanda gemi eskileri müzesi olacak. Yani çok iddialı bir şey. Bu müzeler hep yadırganmıştır. Yani metruk yerlerde kendi imkanlarıyla, ekonomik imkanlarıyla yapılan şeyler yatsınmıştır, yadırganmıştır. Ama dünyaya baktığımızda böyle idealist amaçlar için yapılan müzeler gittikleri yadırgandıkları yerlere kimlik kazandırmıştır. O müzeyle anılmıştır. Ben Ümraniye'de gecekonduların içinde açacağım bunu. 2 katlı bir yer. Başladım da hazırlamaya. Ama bu Türkiye'de değil, dünyada ilk konşimento müzesi olacak. Bu gurur benim için, bu amaç benim için her türlü kazancın ve onurun üstünde. Ahmet Bey, ben müzenizi açtığınızda inşallah ziyaretçilerden biri olacağım diye umuyorum. Merakla bekliyorum. Buradan da bu konuyla ilgili farkındalığın artmasına katkı sunmuşuzdur diye çok teşekkür ederim, umuyorum. Yani konşimento ile ilgili gerçekten bugüne kadar yaptığım, yani en önemli bilgilendirmelerden, bununla ilgili eğitimler aldım zamanında işte çeşitli yerlerden, ama gerçekten çok detaylı bir bilgilendirme oldu. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.